Evet, tüm bu yaşananların yanında bir koronavirüs illetiyle de boğuşuyoruz ve geri sayım başladı. Şimdi aşı olmayanlar önemli tabii. Aşı olmayı reddettiği için bu hanımefendi maalesef bugün aramızda değil. Koronadan hayatını kaybetti ve okullar açılacak ama nasıl açılacak soru işareti. Vaka sıklığına baktığımız zaman ortalama olarak çok yüksek risk düzeyindeyiz. Haftalık 100 binde 100 vakayı geçtikten sonrası yüksek, çok yüksek riske giriyor. Türkiye'de şu an 100 binde 200. İşte bu çok yüksek risk ortamında ilk ders zilinin çalacağı 6 Eylül için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi için 81 ile yazı gönderdi. Maskelerin hazır edilmesi istendi ama bu da çözüm değil uzmanlara göre. Kritik tarihe 6 Eylül'e 22 gün kala hem vaka sayıları yüksek hem de okullardaki hazırlıklar yetersiz. Türkiye'de delta artık çok yüksek orana ulaşmış durumda. Türkiye'de de artık meselenin delta varyant olduğunu söyleyebiliriz. Bu koşullarda sadece maskenin yeterli olmayacağı kesin. Ama artık Türkiye Cumhuriyeti'nin okulları açmama gibi bir lüksü yoktur. Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yükselişe geçen vaka sayıları 27 binin üstünü gördü. Aşılama hızlanınca gerilemeye başladı. Ancak tüm uyarılara rağmen hala 55 ilde %75'lik aşılamaya ulaşılamadı. Maviye dönen illerin sayısı kısıtlı. 55 ilimiz hala maviye dönmedi ve aynı zamanda illerdeki olgu sıklıkları da birbirinden çok farklı. Tek doz aşıda bile %75'e ulaşamayan illerden Samsun Bafra'da yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran da koronavirüse yenik düştü. Babası kızının aşı karşıtı olduğunu anlattı. Yaşadığı büyük acıyla aşı olmayı erteleyenlere seslendi. Ben kendim de hanım da 6 kişi rahatsız olduk biz evde. Tek aşısız Lale Duran'dı. Benim lalem soldu. Bu da kulaktan dolma, işte sosyal medyadan duyulan sözlerle aşısı olmadı. Ama sonu ölümle bitti. Başta 18 yaş üstünde en az %75 çift doz aşılama hedefleniyor. Sonra ise uzmanlara göre yaş 12'ye kadar indirilmeli. İsrail 5 yaşın üstündeki kronik hastalığı olan öğrencileri aşılamaya başlıyor. 12 yaşa muhakkak bir şekilde indirmek mecburiyetindeyiz. Bunun belki birdenbire olmasa bile kademeli olarak işte önce lise öğrencilerini son 4 seneyi kapsayacak şekilde ve daha sonra 12 yaşa doğru bunun indirilmesi mümkün olabilir. Öğrencilerin durumu tartışılırken Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu aşı olmayı reddeden öğretmenlere dikkat çekti. Ama artık İtalya'da okullara öğretmenler aşılanmazsa işlerine son verileceği açıklandı. Dolayısıyla Türkiye'de de açıklamamız gerekiyor. Tüm eğitim çalışanları öğretmenler dahil aşılanmalı veya iki doz PCR testi getirme zorunluluğu getirmeliyiz. Öğretmenler tüm okul çalışanları aşılanmalı uzmanlara göre. Veliler de hazırlıkların tamamlanması ve yüz yüze eğitimin vaktinde başlaması için nöbet tutma kararı aldı. Çocuklarımızın geleceğini kimsenin tercihine bırakmayacağız. Tüm veliler okullar önünde nöbette, nöbet eylemlerini ülkenin her yerinde duyurmaya, yaygınlaştırmaya çağırıyoruz.